Üzerinde resim olan bir kağıt parçasının pek bir değeri olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak koleksiyoncular piyasadaki en nadide ve en değerli Pokemon kartları için binlerce, hatta yüz binlerce dolar para teklifi vermeye hazır. Şimdi o değerli kartlara bir göz atalım. İşte en nadir ve en pahalı 10 Pokemon kartı. Venusaur, başlangıçtaki orijinal Pokemon'lardan biri olduğu için koleksiyoncular için çok değerlidir. Önceki versiyonlarında olduğu gibi kartın ilk baskısının gölgesiz versiyonları ve özellikle de iyi kalitede olanlar oldukça fazla talep görmektedir. Aslında kısa bir süre önce bir tanesi 8000 doların üzerinde satıldı. 9. 1999'dan 2001'e kadar Hawaii Honolulu'da The Pokemon Tropical Mega Battle adlı her yıl bir TCG, koleksiyon kart turnuvası düzenlenirdi. Yılda sadece 50 TCG oyuncusu turnuvalara katılırdı. Bu nedenle etkinliklerde dağıtılan promosyon kartları son derece nadir bulunur. Psyduck'lı bir Tropical Mega Savaş Eğitmen kartı gibi bazı kartların fiyatı 10.000 dolara kadar çıkabiliyor. 8. Oyun esnasında Magikarp kartı kesinlikle en güçlü kartın yakınına bile yaklaşamıyor, ancak bu kartlardan piyasada sadece 30 ila 100 tane olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu en nadir kartlardan biri yapıyor. İlk olarak 1998'de bir Japon Pokemon konferansında dağıtıldılar ve bugün her biri yaklaşık 27.000 dolar değerinde. 7. Tsunekazu Ishihara 60. doğum günü partisinde bu kartlardan yaklaşık 30 tane dağıttı ve nadiren piyasada satışa çıkıyorlar. Bu da onları piyasadaki en nadir kartlardan biri yapıyor. Satılan bazı kartların değeri 13.000 dolara yaklaştı. 6. Holografik Lugia ilk baskı, Pokemon'un ikinci neslinin en popüler Pokemon kartlarından biridir. Lugia, Pokemon Silver'ın öne çıkan Pokemon olmasının yanı sıra Pokemon The Movie 2000 The Power of One filminin odak noktası olan Pokemon'du ve bu da onu hayranların favorisi haline getirdi. Ne yazık ki Lugia için yapılan baskı hatalarla doluydu. Yani başından beri kusurlu binlerce kart vardı. Sonuç olarak 400'den fazla PCA 9 dereceli Lugia kartına kıyasla piyasada yaklaşık 44 adet bulunan PCA 10 dereceli kartlar yüksek fiyattan satılmaktadır. 5. Mayıs 1998'de ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katıldıkları ve savaştıkları özel bir ebeveyn çocuk mega savaş turnuvası düzenlendi. Bu etkinlikte sadece seçkin oyunculara dağıtılan özel bir promosyon kartı vardı. Ve bu kart Kangaskhan ebeveyn çocuk turnuvası promosyon kartıydı. Bu kartlar sadece o etkinlikte dağıtıldığından ve muhtemelen turnuva sonrasında çocukların elinde kaldığından bu kartın iyi durumdaki kopyaları çok azdır. Bu da birçok koleksiyoncunun karta ulaşmasını zorlaştırır ve fiyatını yükseltir. 4. Her yıl Pokemon Dünya Finalleri koleksiyon kart oyunu yarışmasında eğitmen kartları hazırlanır ve bunları sadece kazananlara ödül olarak verirlerdi. Kartlardan birini almak bir sonraki yılın şampiyonasına katılmanızı garanti eder. Her yıl her karttan sadece bir tane verildiği için bu kartlar son derece nadir bulunur. 3. Pokemon TCG şirketi uluslararası pazar için potansiyel üreticiler ararken Amerikan şirketi Wizards of the Coast'a ulaştılar. Bu kart Amerikalı firma tarafından Pokemon şirketine Amerikalı izleyiciler için yüksek kalitede Pokemon kartları üretebileceklerini kanıtlamak için üretildi. Ancak bu sunum için sadece Pokemon Blue Game Boy oyununun kapağındaki holografik Blastoise resminin bulunduğu tarafı basarak arka tarafı tamamen boş bıraktılar. Ve ortaya süper nadir, türünün tek örneği bu Pokemon kartı çıktı. Bu kartın en son 360.000 dolara satıldığı bilinmektedir. 2. İyi notlara sahip ilk baskı Charizard'lar kolayca 10.000 dolardan fazla bir fiyata satılabilirler. Ancak ilk baskı olan gölgesiz holografik Charizard kartı ilk baskının da en iyisi olarak bilinir. Piyasada son derece nadir bulunurlar ve çok fazla talep vardır. Pokemon Red versiyonunun ve Pokemon animesinin piyasaya sürülmesiyle Charizard'ın popülaritesi gölgesiz kartların nadirliğiyle birleştiğinde 10. sınıf temel set gölgesiz Charizard'ların 120.000 dolara kadar değerlendiği anlamına gelirken, aynı kartın PCA 9. sınıfı genellikle yaklaşık 12.000 dolardan alıcı bulmaktadır. Tek bir derecelendirme puanının fiyatı yaklaşık 10 kat artıracağını düşünmek çılgınca. Nadir Pokemon kartınızla oyun oynamayı düşünmüyorsanız, koleksiyon kartınıza iyi bakmanız ve onları uygun bir şekilde saklamanız için bir neden daha. 1.
Pikachu illüstratör kartı, Pokemon'un kutsal kasesi haline gelen piyasadaki en nadir karttır. Bu kart sadece 1998 Korokoro çizgi roman illüstrasyon yarışmasının kazananlarına verildi ve bu kartlardan toplamda sadece 39 tanesi resmi olarak dağıtıldı. Bu yüzden tüm dünyada sadece çok az bir miktarda mevcut. Bu kartların değeri en az 50 bin dolardır. Bazılarının 200 bin doların üzerindeki fiyatlara satıldığı da olmuştur. Hatta 2020 yılında dünyanın en pahalı Pokemon kartını satarak bir dünya rekoru kırdık. Zen Plus, 233 bin dolar gibi çığır açan bir fiyata bir Pikachu illüstratör kartı satarak, illüstratör kartının tüm zamanların en pahalı ve en nadir Pokemon kartı olarak yerine sağlamlaştırmasını sağladı. Aynı yıl Zen Plus ikinci bir Pikachu illüstratör kartını da 200 bin doların üzerinde sattı. Daha sonra 2022 yılında 772 bin dolarlık bir başka Pikachu illüstratör kartı satışıyla bu rekoru tekrar kırdık. Ama bir saniye, Logan Paul'un daha önce 5 milyon doların üzerinde bir fiyata Pikachu illüstratör kartı satın aldığını sanıyordum, öyle değil mi? Kesinlikle haklısın. O zaman nasıl rekor kırdık? Kısaca şöyle, bir Pokemon kartı aynı türdeki diğer Pokemon kartlarından çok daha farklı bir değere sahip olabilir. Aradaki fark nedir? Kartın durumu. Pokemon kartlarının kondisyonu ne kadar iyi ise, özellikle de eski kartlarda, değeri o kadar yüksektir. Pikachu illüstratör kartları söz konusu olduğunda, daha önce bu kartlardan sadece 39 tanesinin piyasada olduğundan bahsetmiştik. 25 yıl sonra bu kartların durumunun o kadar da iyi olmasını beklemezsiniz. Logan Paul'un satın aldığı Pikachu illüstratör Pokemon kartı, var olan tek PSA 10. derece Pikachu illüstratör kartı olarak kabul edildiği için türünün tek örneği olarak kabul ediliyor. Zen Plus'ta satılan kartlar hala mükemmel durumda olmalarına rağmen 9 veya daha düşük dereceliydi. Yani evet, rekor kırdık. Fakat daha düşük dereceli kartlarda. Eğer Pokemon kartlarını değer biçmek istiyorsak, kartın durumu en önemli kriterdir.